Ne bakayım. Bu şehir çok manyaklar yuttu çakır. Bir gün seni de yutar. Sen kafana takma be hiç. Murat Kurum çok enteresan bir isim ya hiç gerek yok Yani. Murat Kurum öyle çok sevilen bir adam da değil ki lan. Bilmiyorum Kurum öyle acayip AK Partililerin de çok sevip saydığı bir adam değil diyebiliyorum yani. Enteresan bir tercih olmuş. Kazanır inşallah CHP'nin kaybetmesi lazım zor abi ya. Murat Kurum'un açıkçası ben çok kazanabileceğini zannetmiyorum göreceğiz ama e, bilmiyorum iki, iki tarafta garip olacak bu bıyık ağır red flag yani o hangi isim olursa olsun var canım o, o, o muhabbetlere girmeye gerek yok yani hepsinde var Beni koysalar kazanırlar HDP'yi Çok saçma Murat Kurum olması yani. İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Yeni dönemde bu şehir tecrübesine Türkiye'den sadece İstanbul odaklanan bir odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, Belli sadece İstanbul. İstanbul'u Diye video paylaşılmış. Hayaller bilirim. Fatih'in uykularını kaçıran. Aminler bilirim. Eyüp Sultan'ı ağlatan. Fetihler bilirim. Yavuz gücüyle kıtaları aşan kalplere Kötü <laughs> Süleyman ile dolan. Alınlar bilirim Abdülhamid Han aşkıyla secdeye uzanan Abdülhamid evin huzurlu şey mi geleceğin umutludur. Ne bu proje ödedi falan mı? Eğer bir belediye başkanı adayı olsaydınız nasıl bir tanıtım videosu çekerdiniz tarzında 3A sınıfından. Mehmet kardeşimizin yaptığı bir proje beşli, falan mı tarihin emaneti. Sana ve çete bir sorum olacak. İstanbul gibi bir şehrin iktidarda olması bizim için daha faydalı olur mu sizce? Yoksa orası da giderse hiç umut kalmaz mı? Ee, şahsi fikrimi söyleyeyim abi. Ben e, açıkçası çok net bir şekilde söylüyorum. İstanbul'da yaşasaydım muhtemelen e, ne CHP'ye ne AK Parti'ye oy vermezdim açıkçası. Şahsi fikrim. Yani ama İstanbul'da oy vermeyeceğim. E, açıkçası İstanbul olur olmaz ama CHP'nin birkaç büyük belediyeyi kaybetmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki kaybedecek de Zaten ister istemez e, çünkü yani bu adamlar diretti, de diretti, senin benim e, duygularımızla oynadılar resmen yani e, bir neslin geleceğini çalan adamlardan bir tanesi bunlar ve e, ciddi bir para kaybına uğramaları gerektiğini düşünüyorum yani bunları nasıl cezalandırabilirsin elinden gelen şey bu yani oy vermezsin. yani benim e, açıkçası bu düşüncem verme kral verme aynen sizin gibiler yüzünüzden kaybettik ülkeyi doğrudur abi. doğrudur. Ondan dolayı kaybettik. Geçen bir tane salak Twitter'da şey yazmış. Şu algıyı yaratıp İmamoğlu'nu kötülediğin için 2023'te <laughs> iktidar değişmedi. Hala devam ediyorsunuz. Planınızda ikinci tura kim kalacak düşünmeden hareket ediyorsunuz. Yusuf Kayalp e, şey paylaşmış. Bu ee, animasyon çizdiği bunu arada bir paylaşıyor zaten. Adam diyor ki 2023 seçimlerinin kaybedilmesinin sebebi Yusuf Kayal. Ya şuna direkt öyle demiyor. Buna getiriyor işte. Ay neymiş? Yusuf Kayal Twitter'dan Erdoğan'lı İmamoğlu'na benzettiği için genel seçim kaybedilmiş abi geçtiğimiz seçim. Yani ya bu adamlarla işte bir seçim süreci geçirdik. Biz böyle bir bu kadar düşük bir zeka seviyesi var. Kitle bu seviyede yani. Durum kötü o yüzden abi ya. Yani hala problemin nerede olduğunu bilmiyorlar yani hala problemin YouTube'a atılan videolardan kaynaklı, Twitter'a atılan tweetlerden dolayı seçimin kaybedildiğini zannediyorlar. Yani ah ah kardeşim benim, kardeşlerim benim, canım kardeşlerim. Siyasal İslam acımaz hepinizi bitirecekler asla acımaz Araplaşmışlar kardeşim bilmiyorum farkında mısın ama geçtiğimiz seçimi kaybettik ya yani bitti o sen ne, neyi düşünüyorsun onu anlamıyorum yani seçim hani sanki bir şey varmış genel seçim varmış gibi yazıp çiziyorsun ama anlamadım ben seni anlat bakalım nedir nedir derdin nedir yani <laughs> Hayır sanki seçim kaybedilmemiş. Koyayım. Yani şey var önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Onu şey yapıyoruz. Ha, oy verenlerin yarısı mağarada yaşıyor. Yani yok hala problemin şey olduğunu zannediyorlar işte. Erlik, Cahreyn, Yusuf Kayalp bunlar tweet attı. Bunlar video paylaştı. Bunlar Yayında ee, CHP'yi kötüledi. Ondan dolayı seçimin gittiğini düşünen ahraz bir tayfa yani. Bunlara ne anlatsan boş. Yani %1, %1 etkileri var mıdır o bile tartışılır ya bu arada. Yani bu YouTube'daki e, Twitter'da yazılıp çizilenlerin seçime %1 kadar etkisi var mıdır o bile tartışılır yani. Bilmiyorum. O bile oturulur tartışılır. Var tabii ki etkisi var ama %1 mi? O bile şüpheli yani. <laughs> Yok abi yani hala... O Anadolu'daki o sokak röportajlarındaki insanların oturup e, YouTube'dan Yusuf Kayalp, Erlik falan izlediklerini zannediyorlar. Ya Allah akıl sağlık versin. Ne diyeyim abi ya? Bilmiyorum garip bir hayat. Yani acaba belki de onlar daha mutludur bizden bilemiyorum. Cahil olmak da günün sonunda keyifli olabiliyor. Bir gün kaybetmeyecek mi bunlar aga? Biz karşısındaki en güçlü kimse ona hizalanacağız. E, bu arkadaş galiba 13 Mayıs gününden kalmış. 13 Mayıs gününde kalmışsın herhalde. Karşısındaki en güçlü adaya verdik zaten. En güçlü aday o değildi zaten ama yine de verdik. 13-14 Mayıs gününde kaybettim. %1-2 fark zaten. 1.5 milyon oy oradan oraya geçse kurtarmıştık dolayı. Doğru diyorsun abi ya. Bir daha o zaman Yusuf Kayalp böyle şey yapmasın ya. Animasyon e, resim çizmesin abi. Yusuf Kayalp a***yım. Ne taş şaklı bir adam bunlar ya. Görüyor musun Yusuf Kayalp Ekrem İmamoğlu'nu animasyon haline getirdi. Gözlük ekleri Tayyip'e benzetti diye koskoca 2023 seçimleri kaybedildi görüyor musunuz da? ne kadar güçlü adamlar bunlar seçime yön veriyor <gülüyor> 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 yok abi siz oturup hala neden seçim kaybedildi kaybedildi onu bile anlayamamış insanlar bunlar ne anlatsak boş ne yapıyorsanız yapın abicim şahsen e, ben ee, CHP'nin ciddi bir ceza çekmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Ee, bu ön daha bir dahaki seçime kadar 5 sene var. 5 seneye kadar ana muhalefetin her ne kadar biz artık çoğu insan CHP'yi ana muhalefet olarak görmese de e, işin gerçeği hala CHP'ye oy verecek kadar e, İstanbul'u falan ayrı katıyorum. Oraya isteyen versin isteyen vermesin de diğer şehirlerde yani CHP'ye oy verecek insanlar olduğu için mesela İzmir'de. İzmir'de hala CHP'ye basabilecek kadar gerizekalı insanlar olduğu için biz ne kadar burada CHP'yi ana muhalefet olarak görmesek de işin gerçeği evet oy kaybetti mi bu adamlar ciddi oy kaybetti ama e, hala adamlar ana muhalefet mi ana muhalefet işte bunun değişmesi gerekiyor bunun değişmesi için bir şeyleri kaybetmeleri gerekiyor artık e, zaten kaybediyorlar daha da kaybetmeleri gerekiyor. Peki kime oy vereceğiz? Vallahi kimi oy veriyorsanız verin. Ben şahsen e, söylüyorum zaten her yayında so sordukları zaman benim ikametgahım Bursa'da şu anda. Yani Bursa'da başka bir işim olmazsa yani o dönem yani bir, bir işim olması lazım sadece oy verip e, şey yapmak için Bursa'ya gidemem kimse kusura bakmasın yani 4 saat gidip 4 saat dönmek için Bursa'ya oy vermeye gidemem sadece Bursa'da bir işim olursa oy vermeye giderim o dönem bakacağız göreceğiz e, kime basarım bakacağız göreceğiz yani e, AK Parti veya CHP'ye basmayacağım kesin daha iyi valla yani ben buradan yayın açarım yayında şey yaparız işte takılırız. Ya neden kaybedecek? Orta Doğu'da her sandık koyulan yerde kim kazanıyorsa bizde de o kazanıyor. Yani en dinci kimse o kazanıyor. Doğrudur abi evet. CHP vermeyip HDP'ye mi vereceksin? Ee, evet HDP'ye vereceğim abi. Doğru anlamışsın. Götünden çıkmış yine o e, cümlem. Yayını dinlerken e, o kulaklıkları götüne değil de kulaklarına doğru şey yaparsan çok daha verimli bir yayın olur senin için dostum. Neyse, Velha e, well, kelam böyle arkadaşlar e, geri spawn oldular, olacaklar yapacak bir şey yok ama e, bu seçim döneminde bunlarla taşacak geçmek daha eğlenceli olacak. Zaten şu anda çok ufaktan başladı ama bir aya kazanıyoruz diye çıkacaklar yani yine. Yok, e, biz burada bunlarla bol bol taşacak geçeceğiz abi bu seçim dönemi o yüzden keyifli olacak. CHP ne CHP'ye oy veren Atatürkçü mü oluyor? İnşallah tüm belediyeleri kaybederler. Para kaynakları kesilirse adam olurlar. Ee, şahsen aynı şekilde düşünüyorum. Yani evet. Ya yani bana kalsa keşke hepsini kaybetseler. Yani benim bu saatten sonra her seçim aynı muhabbet oluyor. Her seçim aynı şey. İstanbul'da şu an Ekrem İmamoğlu'nun aday olması, Ek Ekrem İmamoğlu'na aday yapmaları resmen halkın gözüne baka baka biz sizinle taşşak geçiyoruz diyorlar. Yani hakaret ediyorlar lan sana. Yani seçim döneminde çıkıp Ekrem İmamoğlu'na aday yapmamalarının sebebi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasağı var. Biz bunu aday yaparsak al şey olur e tehlikeye girer seçim. Zart surt kazanırsa bilmem ne olur. Ananın e, Ekrem İmamoğlu'nu yine aday e, aday yapıyorsunuz şimdi. E, o zaman yani siyasi yasa yok mu bu adamın belediyeye kayyum mayyum atanmasın tehlikeli olmaz mı? Yani adamlar senin gözüne baka baka taşacak geçiyor senin de yani. Ben bu adamlara gidip ne oy vereceğim bana ne abi? Ha, gidip AK Parti'ye basarım da demiyorum. Öyle bir şey de demiyorum. İstanbul'da oy vermeyeceğim zaten ben ama. İstanbul'da yaşasam ne AKP'ye ne CHP'ye basmazdım muhtemel.